Ünsiyyət. Gəlin özümüzü, bir-birimizi tanıyaq. Ünsiyyət edək, yaradanımızı tanıyaq. Hər şənbə saat 11-də Radio Space-də İman Nuruna Doğru. Verilişin müəllifi və aparıcısı Solmaz Əmirli. Salam, hörmətli ünsiyyət sevərlər. Xoş gördük, hörmətli dinləyicilərimiz. Biz ötən verilişimizdə Allaha gedən yoldan, bu yoldakı maneələrdən, eləcə də insanın yaradılışından məqsəd və insanın mükəlləf olduğu vəzifələrdən söhbət etmişdik. Bəli, hörmətli dinləyicilərimiz, bugün filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Siracəddin müəllim Hacı ilə mövzumuza davam etdirərək dünya və axirətimiz üçün Allahın insana vədi nədir? Quran-ı Kərimdə insan, din, insan mövzusunu davam etdirəcəyik. Telefon nömrələrimiz dəyişməz olaraq qalır 596-71-04. Buyurun, zəng edin, bizimlə ünsiyyət qurun. Siracəddin müəllim, buyurun, söz sizindir. Bismillahirrahmanirrahim, Solmaz xanım. Məni verilişinizə dəvət etdiyinizə görə sizə təşəkkür edirəm. Bütün dinləyicilərimizi Uca Allahın salamı ilə salamlayıram. Uca Allahın rəhməti, bərəkəti və salamı bizim əziz dinləyicilərimizin, gözəl dinləyicilərimizin, ürəyi Allah sevgisi ilə dolu olan dinləyicilərimizin üzərinə olsun. Uca Allah onlara gözəl, xeyirli bir gün qismət eləsin. Amin. Amin. Onları Allahdan başqa kimsəyə möhtac eləməsin. Amin. Uca Allah buyurur ki, Solmaz xanım, müminin müştərisi Allahdır. Yarabbim. Nə qədər qiymətli sözdür, bu Quran ayəsidir. Müminin müştərisi Allahdır. Allah ancaq mümin olanlara müştəridir. Yarabbim, nə gözəl. Bəs Allah bu müştəri olduğu müminlərə nə vəd edir? Cənnət vəd edir. Yəni siz mənə iman etsəniz, mümin olsanız, özünüzü Allaha təslim etsəniz, sizə həm bu dünyanın saadətini, həm də ahirətin saadətini verəcəm. Allahın vədinin biri budur. Yəni Allahın vəddən öncə bizdən istəyi var. O istəkdə mümin olmaqdır. Əgər biz bütün ömrümüzü, həyatımızı, varlığımızı mümin olmağa adasaq, mümin olmağa həsr etsək, Allahdan o mümin adını alsaq, çünki Quran-ı Kərimdə bilirsiniz, heç bir məzhəbin adı ilə Allah bizi çağırmır. Sən Hənəfisən, sən Malikisən, sən Şafiisən, sən Şiyəsən, sən o təriqətdənsən, sən bu təriqətdənsən söyləmir Allah. Allah tək bir söz söylüyür. Bizə adların ən gözəlini qoyur. Siz müminsiniz deyir. Ey iman edənlər deyir. Ona görə də əslində Uca Allah bu müraciətlə də bizə seçim, nəyi seçməmizi göstərmiş olur. Yəni mümin olmağı seçin. Yolların ən gözəlini seçin ki, mümin ola biləsiniz. Yolların ən gözəli, alternativi olmayan yol sirat-ı müstəqimdir. Fatihədə hər gün oxuduğumuz Allahım bizi sirat-ı müstəqimə, doğru yola yönəlt dediyimiz, dua edib Allah'a yalvardığımız yoldur. Tək yol odur. Yollar çoxdur, amma Allaha gedən tək yol odur, sirat-ı müstəqimdir. Tək olmaq, insan olmaq anlayışıdır. Quranın məntiqinə görə Solmaz xanım, insan olunan bir şeydir. Anadan doğulanda biz bəşər olaraq doğuluruq, insan olaraq doğulmuruq. İnsan bir olma işidir, yəni inanma işidir. Xəmri necə yoğurarsız bir yoğurulma işidir. Duzla, suyla qarışdırıb bir dada gətirmə işidir. Quranın da işi budur zaten, yəni Quran insanı yoğurar. Nə gözəl dediniz, bəli, dada gətirmək. Dada gətirmək. Baxın, dada gətirmək üçün nəsə etmək mümin, lazımdır. Mümin mütləq. Dadlı insandır. Amma baxın, o dadlının içində nələr var, nələr olmalıdır ki, o dadlı olsun. Bəli, müminin görünüşü də dadlıdır, yani, baxışı da dadlıdır, göz yaşları da dadlıdır, müminin duaları da dadlıdır. Peyğəmbərimizin dönəmində cahiliyyə dövrünün adətləri qalmış bəzi sahabilər,
Mesela bir pisliğe bulaşanda kaçardılar. Peygamberimizi görende yoldan kaçıp gizlenerdiler. Peygamberimiz bir gün maraklandı bu işle ve onları yanına çağırdı. Siz neden benden kaçırsınız, yoldan kaçıp benden gizlenirsiniz? Ey Allah'ın Resulü, bir pisliğe bulaşmışam ona göre. Ve Sübhanallah diye, mümin pisli olabilir mi diyor. Peygamber diyor ki, mümin pis olabilir mi? Ona göre o yoğrulmak için de biz Kur'an'ımızı öğrenmeliyiz. Kur'an bizi yoğrulmalı. Biz bir varlığa talebe olmalıyız. Olmaz hanım, o da Allah'tır. Bir İslam büyüğü diyor ki, göğlere talebe olmayan yerlerin müellimi olabilmez. Göğlerin şagirdi, göğlerin talebesi olak ki yerdekilere de müellim olmak iddiamız olsun. Yoksa bir şey öğretme imkanımız yoktur. Çünkü biz o göğlerin zerresiyik. Evet. Öyle mi? Onun lütfuyla yarattık. Ve eğer hatırlıyorsa biz öten sefer insanın ne anlama geldiğini, Allah bizi neden yarattığını, 4 tane önemli sebep gösterdik. Onun, bu bizim sebebimiz değil, yani Kur'an'ın açıkladığıdır. Uca Allah bizi itaat edesiniz diye yarattığını buyurur. Uca Allah bize dua edesiniz diye yarattığını buyurur. Uca Allah bize sizi imtihan edeceğim, imtihan edilmesiniz diye yarattığını buyurur. Ve uca Allah bize bir misyon, bir vazife yüklür, diyor ki size yer yüzünün halifesi olasınız diye yarattım. Kur'an'ın açıkladığı 4 önemli sebep budur. Yani bizim bu dünyada var olmamızın sebebi halife olmaktır. Halife olmak, yer yüzünü uca Allah'ın rızasına uygun idare etmek. İnsanlar arası münasebetlerde, aile münasebetlerinde, kainatta ağaca, suya, güneşe münasebetimizde Allah'ın ölçüsünü korumakla mümkündü bu. Uca Allah buyurur ki, ben öyle bir varlık yaratmadım ki o imtihan olunmamış olsun. İmtihan, aziz dostlar, belki bize dinleyenlerin içerisinde solmaz kalın. İmtihanı çok ağır olan insanlar var. Gerçekten evladını yitirmiş, evladından uzak düşmüş, hasretle kalmış ya da ailesinde sıkıntısı olan, o kadar saymayla kurtarmayan olabilir, musibetler olabilir. Ama Uca Allah buyurur ki, imtihanınız ağırdırsa mükafatınız da büyük olacak. Siracettin Məlim, çox üzr istəyirəm. Söhbətin bu yerində belə bir onda sual çıxır. Gerçəkdən də ayəni siz dediniz, hər bir kəs imtihan olunur. Bəs başımıza gələn həmin o bəlalar, ki dediniz, uşağını itirir, uşağından ayrı düşür. Bu və ya deyək ki, daha ağır. Bəli, daha ağır imtihanlar var həyatımızda. Bu bizim imtihanımızdırmı, yoxsa başımıza gələn bu bəlalar bizim günahlarımızdan dolayı bir cəzamızdırmı? Yəni elə insanlar var, insanın özünün etdiyi səhvlərlə bağlıdır. Onları birbirinden seçmemiz lazımdır. Evet. Eğer bir insan Allah'a inanmırsa, Allah'ın yolundan çıkıpsa, bütün pisliklere kurşanıpsa, bu Allah'ın seçimidir diyebilirsiniz mi bunu? Diyebilmeli. Niye göre? Çünkü Allah neyi seçtiğini gönderir. Allah buyurur ki, ben size bunları seçmişim, bu yolu seçmişim. Ama bir insan imandan uzaktır, adaletten uzaktır, insanlara zulmedir, özüne zulmedir. Mesela bütün varlığını içkiye bağlamış adam. Bu Allah'ın ona gönderdiği bela değil ki, bu insanın özünün seçtiği bir beladır. Bir de var, bizim dediğimiz imtihan, Allah'ın rızasını kazanmak için giden yolda yüzleşeceğiniz çetinliklerden ibarettir. O zaman yoksa bela, bir adam serhoş olup maşına minip gidip özünü ve bir başkasını bedbeğ edirse, bunu biz o cür kıymetlendirebilmeliyiz. Yani insanların öz elleriyle öz başlarına açtığı belalar ki var, onları biz bu şeyin içerisine koymuyoruz. Bir de var ki, siz Allah'ın rızasını kazanmak için ömrünüzü koyacaksınız, hayatınızı koyacaksınız ve onun için çok sayılı çetinliklerle karşılaşacaksınız. Yani peygamberi Allah en sevdiği insan peygamber, öyle değil mi? Peygamber Allah'ın rızasını, Allah'ın nurunu insanların içerisinde yaymak için 1000 belayla karşılaştı, öyle değil mi? Tehkir ettiler, kovdular, yurdundan çıkarttılar, evlatlarına işkence verdiler, özüne olmazı musibetleri getirdiler, öyle değil mi? Allah'ın verdiği imtihan budur. Yoksa bir insan, üzül istirem, ahlaksız bir hayat yaşayırsa bu onun imtihanı değil ki. Bu onun ağılsızlığıdır. Cezasıdır. Yani ağılsızlığının, bu Allah'ın yazdığı bir şeydi bu da. Yani ne meyanda bir şeydi? Uca Allah buyurur ki, iki yolunuz var. Ya Adem'in yoluna gideceksiniz ya şeytanın yoluna gideceksiniz. Ve uca Allah bunu da buyurur ki, Adem'in yoluna gidenler Adem'in gördüğünü görecek. Şeytanın arkasına gidenler de onun gittiğini görecek. Evet. Ona Allah göre, insana zulmetmez, insan özüne zulmedir. Siz benden önce söylediniz o ayeti. Bizim düsturumuz, yani Kur'an'ın düsturu budur. Allah asla insana zulmetmez. Ama siz
ilahi rızanı kazanmak için çetinliklerle karşılaşmışsınızsa buna biz imtihan deyirik. Ve o imtihan da Allah'ın bir lütfü kimi kabul etmeliyik. Onda müminler imtihana çekilir. Böyle imtihan, herkes imtihana çekilir. Aha. Ama bir bazıları o imtihanın farkındadır, bazıları onun farkında değil. Bazıları mesela siz dediğiniz gibi küçük yaşında bir uşağı ölür, onu imtihan kimi kabullenir, müsibete çevirir onu. Ama onu bilseydi ki Allah vermişti, Allah da aldı ve insanların bu tür başına gelen belaları biz kıymetlendirirken aynı zamanda biz bir şeyi nezere almalıyız. Biz sınırlı varlığız. Biz her şeyi baştan sona görmürük. Siz o uşağın ahiretteki halini gördünüz mü ki onu müsibet kimi kıymetlendirirsiniz? Evet. Mesela zelzele olur, yüzlerle adam olur. Diyorlar ki o uşakların günahı neydi? Neden Allah bu zelzeleni gönderdi? Neden bu insanlar öldü? Neden bu şey bu felaketler oldu? Ya biz o insanların ahiretteki akıbetinden haberimiz yoktu. Siz hadisenin bir üzünü görerek nece o insanlar hakkında karar verirsiniz? Yani biz hadisenin baştan ayağa bu dünyadaki ve ahiretteki başını ve sonunu gören yalnız Allah'tı. Hadiseleri bu cür kıymetlendirsek onda Allah'a iddiama insan girişmez. Allah bunu neden etti, neden bu belanı bana verdi söylemez. Ama biz insanlığın içerisinde hakikati, adaleti, Allah'ın varlık ve birlik fikrini yayacaksa bizim çetinlerimiz olacak. Uca Allah da buyurur ki bu zaman imtihanınız ağırsa siz yorulmayın, üzülmeyin. İnanırsınızsa üstünsüzsiniz. Mükafatınız da büyük olacak. Eğer Allah sizi bir şeyle sınayırsa bu Allah yanında sizin değeriniz var anlamına gelir. Elhamdülillah. Allah'ın gündeliğindesiniz. Allah sizi unutmamıştır anlamına gelir. Allah size taşıma gücünü de nazil edecek. Bunu ben öten sefer de söyledim. Bazı adamlara biz bakırız deyir ki bu adamın bu kadar felaketler oldu, müsibetler oldu, bu kadar başına olmaz o işler geldi. Bu insan bu felakete nece dözür? Biz unuturuz ki Allah o imtihanı verdiği insana taşıma gücü de verir, sabır da verir. Eğer mesela bizim de başımıza gelseydi bize de sabrı ata edeceydi Allah. Allah bizi bu çetinliklerle yetiştirir. İmtihanın amacının, hedefinin biri Allah'ın insanı yetiştirmesidir. Çetinlikler bizi adam eder. İnsan berke boşa düşmese, imtihana girmese, bir biliğini mükemmelendirebilmediği kimi, insan hayatta çetinliklerle yüzleşmese yetişmez. Yani insan olmaz. Bunu bütün peygamberlerin hayatı sübut eder. Bunu bütün sahabelerin hayatı sübut eder. Yani öyle bir peygamber yok ki sınaktan geçmemiş olsun. Ona göre insanlar uca Allah'ın onları imtihan ettiğini bu cür anlasalar doğru olur. Sonra imtihan olunmak insanlarda merhamet duygusunu, sabir duygusunu, dözüm duygusunu güçlendirir. İmtihan olmak insanları insan eder. Ona göre de uca Allah buyurur ki her şey onun emriyle yaratılmıştır. Her şey bir ayedir ve kitaptır. Yaradılan her şey Allah'ı tanıdır. Ondan haber verir. Yaradılan her şey deyir ki ey insanlar senete bakın, senetkarı görün. Her varlık ona secdeye köklenmiştir, söylemiştir. Ona itaat edir, söylemiştir. Onu tesbih edir deyir uca Allah. Onun adına çalışır. Onun müeyyen ettiği misyanı yerine getirir. Güneşin secdesi nur vermek, suyun secdesi akmak, temizlemek, diriltmek, torpağın secdesi de bitirmek. İnsanın secdesi de var mı? İnsanın secdesi olmaz olur mu? İnsanın secdesi de Allah'a teslim olmaktır. Bakalı, bu kadar. Siracetmem, telefon hattında dinleyicimiz var. Alo. Salam. Salam, her vaxtınız xeyir olsun. Sizə salamlayıram. Bəli, Nadir. Sağ ol, Nadir. Bəli, Siracetdin, bəli, salamlayıram. Bir de mənim suallarım var bu dinimizlə bağlı. Birinci sualım belə ki, məsələn, kimisə bir İslam'a dəvət edəndə, əgər o İslam'a gəlmirsə, o günah yazılır, yəni dəvət etdiyi kəsə günah yazılır, ya yox. Bir də ikinci sualım belədir ki, belə bir söz ilə ki, ibadət etməyənlər nə bilim, heç cənnətə girməz. Bu, Quran-ı Kərimdə belə bir ayə var, yoxsa bu hökm vermək sayılır, ya yox. Bir də ki, son üçüncü sualım da var ki, bu imtihanlardan danışdınız. Bəzələr də deyir, filan kəsə bax, heç Allahın yolunda deyil, amma nə bilim, rüzisi var, var, dövləti var, amma mən Allahın yolundayam, heç nəyim yoxdur. Maşallah. Çok güzel. Yani bu soruları veren çok genç bir bizim bayımı dinleyicimizdi. Bakın o gençliğiyle ama verdiği suallardan belli olur ki onun hayli malumatı var. Allah maşallah. Ona yardım etsin. Amin. Nadirimize Allah. Onu da sınadığını bəli, düşünsün bəli, ve inşallah bəli. Uca Allah'ın ayasını bir de okuyak. Üzülmeyin, kederlenmeyin. İnanırsınızsa üstün olan sizsiniz deyip Allah'a teslim olak. Çünkü insan, insan olmanın değerini yalnız teslim olmanı diyebilir. Bir insanı İslam'a davet edirikse, o insan İslam'a gelmişse onun vebalı, onun yükü onun üzerindedir.
Gelmeyenin üzerinde de. Gelene ise... Gelene ise yollar açıktı. Allah hoş geldiniz. Yani o öz görevini yerine getirdi. Yani davet eden kişinin bir günahı yoktu. Peygamberimiz herkesi imana davet etti. Allah'ın elçisi olan, Allah'ın sevimli kulu, Allah'ın elçisi davet ettiği insanların hamısı dine geldi mi? Ve Allah da Allah buyurur ki özünü öldüreceksen mi? Gelmedi. Ey Muhammed, size bir peygamber gönderdim ki o sizi çok sevir, size çok düşkündü. Sizin iman etmemeniz onu çok üzür ey insanlar. Ey Muhammed, insanlar iman etmir diye özünü helak mı edeceksin? Öyle değil mi? Kur'an bize bunu diyor. Bizim burada bir önemli şey söyleyeyim Solmaz Hanım. Bizim vazifemiz davet aziz dostlar. Ben bunu her zaman söylüyorum. Dinde bunu ben söylemiyorum. Kur'an söylüyor. Dinde mecburiyet yoktur. Kimise döye döye, üzür istiyorum, söye söye, tehkir ede de başını bağlattırabilmezsiniz. Bu sizin hakkınız değil. Siz davet edersiniz, güzel bir üslupla anlatırsınız. Kabul ederse eyvallah. Kabul etmese de onun cezası Allah'a aittir. Biz insanları döye döye namaza getirebilmeriz. Dinde mecburiyet yoktu. Başka bir ayet okuyayım. Uca Allah buyurur ki Allah isteseydi herkes iman ederdi. Bunun manası odur ki Allah bunu istemedi. Yani istemedi ne anlama gelir? Allah iman edip etmemeyi insanın öz iradesine koydu. Ey insan, sana da irade vermişim, sana tebliğ ettim, sana peygamber gönderdim. Buyur, seçim sana aittir. Çünkü Allah'ın istediği insan azad insandı. Allah insanın azad olmasını istiyor. Ona göre de biz davet ederken o karşımızdaki bizim davetimizi kabul etse de etmese de biz sevap içindeyiz. Maşallah. Çünkü Yüce Allah bilirsiniz Esr suresinde kimlerin hayır içinde olduğunu söylüyor. O hayır içinde olan insanların bir grubu da insanları hakka davet edenler. İnsanları Allah'ın yoluna davet edenler. Ona göre biz insanları güzel bir biçimde Allah'a davet edeceğiz. Ama sabırla. Sabırla, seve seve. Bəli, bu iş birdenbire başa gelmez. Bakın ben Kur'an'ın üslubunun biri Günel Hanım. Güzel bir şeye tokundunuz. Tedriciliktir. Tedricilik, terbiye ile meşgul olan insanlar ve bütün analar bunu bilir. Çünkü analar, her bir ana bir müellimdi. Unutmayın, ilk mektep evinizdi. Unutmayın, ilk müellimler de atanız ve ananızdı. Bütün günahları müellimlerin üzerine atmayın. Bunu Siracettin müellim bir müellim kimi değil. Bəli, müellim kimi söylüyorum bunu ben. İlk müellim kimdir? Ata ve ana. İlk mektep haradır, evinizdir. Terbiyede önemli olan şey nedir? Terbiyede önemli olan şey örnek olmaktır. Yani valideynler bir şeyi demektense göstermeleri lazım. Uşak onu onda gördüğünü mütlak gösterecek. Ona göre de peygamberler ne için gönderilip sualının cevabını Allah böyle vermiştir. Onlar da sizin için güzel bir örnek vardır. Onda sormaz hanım örneğin işi nedir? Örnek terbiyedir. Örnek değiştirir. Örnek yol gösterir. Örnek insanın gözünü açır. Diyor ki bak o onu etti, o idealları sen de gerçekleştirebilirsin. Ona göre de nadir kardeşimiz hiç narahat olabilemesin. Davet eden sevaptadır. Davete i̇nşallah. Gelmeyen inşallah bir gün o davetin bir hissesi ona çatar da gelir. Ama gelmese de günaha o Allah'a aitti. Bizim iman, bizim davetimize kulak asmayan insanları alçaltmak, tehkir etmek, sındırmak, kafir ilan etmek, dinden çıkmak kimi bir lüksümüz yoktu. Öyle bir hakkımız yoktu. Onun halı özüne aitti. Bizim işimiz de evet onu geçerleştirir. İnşallah, ümid edek ki gelirdi. Ama Nadir'in ikinci sualı da vardı. İbadeti yoktursa akıbeti necürdü? İbadeti olmayanların akıbetini Allah meyin edecek. Solmaz Hanım. Biz özümüzü insanla Allah'ın ama Allah o cenneti kime vereceğini Kur'an'da söylemiş. Biz de onu söylüyoruz. Öyle değil mi? Yani Allah cennetini kime vaat ettiğini söylüyor. Onun da yolu budur. Mümin o. İki şey isteyir Allah bizden. Çok şey istemir. Bu kadar şey verir ama iki şey isteyir bizden. Değil ki bir iman et, bir de salih emelin olsun. Ama tabii ki iman etmeyip küfre girenler, Allah'ı inkar edenler, Kur'an'ı inkar edenler, Allah'ın koyduğu ölçüye uygun yaşamayanların akıbeti de Kur'an'da belli öyle değil mi? Allah onları elin bir cehennem azabına edilir. Onların cehennem azabında ebedi kalacağını söylüyor. Bizim Allah'ın söylediğinin üzerine söyleyecek bir sözümüz yoktu. Biz Allah ne deyirse Allah doğru söyledi. Sedekallahul azim deyirik. Öyle değil mi? Başka bir... İnşallah insanlar da bu Allah'ın haberdarlığını vaktinde kabul edip Allah'ın yoluna gelirler ve iman etmiş olurlar sorması hanım. Ucu Allah insanı yaratılanlar içerisinde deyir ki ey insanlar yaratılan varlıklar arasında alaka var.
Kur'an'ın ilk emri bilirsiniz, okudu, sormaz kalın. Oku sözünün, yani Arapçası ikradı, oku. Okunun bir manası birleştir demekti. Yani elaga kur demekti. Bakın, insanla Allah arasında elaga kur. İnsanla insan arasında elaga kur. İnsanla kainat, tebiyet, güneş, su, meyve arasında elaga kur. Öyle değil mi? Elaga kurmaktı. Okumak elaga kurmaktı. Elaga kurmasan anlayabilmezsin. Ona göre de biz, Uca Allah buyurur ki, ey insan, seni ben üstün ettim ama bil ki senin yarattığın başka varlıkların elaga var. Ne de onlar? Bir, onlar da senin kimi ilahi sistemin bir parçasıdır. Biz buna, bu sizin güzel verilişinizden her zaman ne söylüyoruz? Bizden başka olan varlıklar dilsiz Müslümanlardır. Kızılgül dilsiz Müslümandı. Öyle değil mi? Açıp rengiyle bize bir mesaj verir. Der ki, bak benim rengim kıpkırmızıdır. Görürsen mi? Mene bu rengi Allah vermiştir. Görürsen benim çiçeğim Nergiz'in, benim etrim Nergiz'in etrinden farklıdır. Mene bu etri Allah vermiştir. Mene Nergiz'in rengi de menden farklıdır. Boyu da farklıdır. Ele insanlar var ki Nergiz hoşlayarlar. Elesi var Kızılgül hoşlayarlar. Elesi var Yasemen hoşlayarlar. Ey insan, görürsen ne kadar farklar var. Farklı yaratmak Allah'ın kudret delillerinden biridir. Allah çünkü tektir, yaratılanlar çoktur. Ona göre de o güller de, o çaylar da, o göğler de bize bir mesaj verir. Sonra der ki, İnsan da dahil olmakla okşarlığımızın ikincisi budur. Her bir varlık yaratılmıştır. Birincisi buydu ki bütün varlıklar kainatın bir zerresidir ve arasında elaka var. Birbiriyle elakasız varlık yoktur. Kim güneşin insanla elakasını inkar edebilir? Eğer inkar etse onda güneş olmasa ne olur? Kim güneşin alma ile, şaftalı ile, erih ile elakasını inkar edebilir? Öyle değil mi? O güneşin şuaları düşmeseydi o erik nece dada gelirdi? Kim yağışla torpağın alakasını inkar edebilir? O yağış yağmasaydı torpak bitirirdi mi? İndi buradan sonra o en önemli şeye gelirik. Kim Allah'la insanın alakasını inkar edebilir? Mümkün mü bu? Allah'ın kitabıyla insanın alakasını kim inkar edebilir? İnkar ederse küfre girer. Sen tek başına yaşayamazsın, ey insan söylüyor. Ona göre Uca Allah ikinci ölçü değil ki, ey insan, seninle o biri varlıklar arasındaki ikinci alaka budur ki, her şey yaratılmıştır. Bu çok önemli bir tezisti. Her şey yaratılmıştır. Yaradılmayan, varlığı özünden olan, yaradılması için başka bir varlığa mühtaç olmayan tek varlık Allah'tır. Üçüncü okşarlığımız nedir? Uca Allah buyurur ki her şey Allah'ın mülküdür. Malikül mülk olan yalnız Allah'tır. Allah'tan başka mülkün sahibi yoktur. Her mülk, bize verilmiş her şey bir emanettir. Dördüncü özelliğimiz nedir Solmaz Hanım? Dördüncü özelliğimiz odur ki bütün varlıklar, insan da bunun içinde olmakla her şey onu tanıdır. Beşinci özelliği budur ki her varlık ihtiyaçlı varlıktır. Allah'tan başka ihtiyaçsız varlık yoktur. Kim ihtiyaçsız olduğunu iddia ederse yanlış bir şeyin içerisinde görmüş olur. Ve nihayet Solmaz Hanım, sonuncu bizim varlıkların aramızdaki alaka budur. Her varlık ölümlüdür. Yani fanidir. Ölmeyen, hay ve gayyim olan, ebedi diri olan yalnız Allah'tır. Bu dediğimiz özellikler Allah'ın Kur'an'ına göre insanla başka varlıklar arasında olan əlaqələrdir. Aslında ölümü, üzr istəyirəm, sadalanan, baxın, bütün bu dəyərlər hərəsi bir mövzudur. Bəli. Hər şey onu tanıdır. Bəli. Ya Rəbbim, tək bir bunun üzərində neçə söhbət etmək olar? Bəli. İnşallah ki, edərik də. Siz lütfən, xahişim var sizdən mənim. Məsələn, bir biyoloq çağırın, Kızılgülün içinə qoyulmuş Allah'ın elmi nədir, bizə anlatsın. Mən onu bacarmıram, çünki mənim ixtisasım biyoloq deyil. Lütfən bir kimya alimi çağırın, amma Allah'a inanan, ayələri Allah'a görə yozan, ayələrlə Allah arasında, kimya ilə Allah arasında əlaqə quran bir kimyacı istəyirəm. Gəlsin bizə, qızılın tərkibinə qoymuş Allah'ın elmini bizə anlatsın. İnşallah. Biz onda inanacaq, görəcəyik ki, Allah'ın qoyduğu varlığın içərisində Allah'ın qoyduğu elmin dəyəri nədən ibarət? Elə yeri gəlmişkən, baxın, siz arzularınızı bildirdiniz. Evet. Mən dinləyicilərimizə də üst tuturam. Hörmətli ünsiyyət sevərlər, siz də arzularınızı bildirin. Evet. Nə eşitmək istərdiniz, necə evet. eşitmək istərdiniz? Ve elə o dinləyicilərimizdən biri də xəttdədir. Alo. Alo, salam. Salam, salam. Xanım. Güler Xanım. Aleyküm, salam. Mərim də salamlayıram.
Aha, mən də demək istəyirəm ki, çoxu deyir ki, namaz qılıram, ibadət edirəm. Çoxusundan soruşursam belə deyirlər, belə dolu cavab verir adama. Ancaq ibadət ediriksə mən istəyirəm, biraz savadlı olaq. Yəni, İslam'a buyurduqlar kimi, İslam'a vəhyin qapısından girmək lazımdır. Yəni, Allahın İslam'a açdığı qapıdan, yəni Qurandan başlamaq lazımdır. Bir də bir dənə bir sual, Allah məni bağışlasın. Namaz qılmaq üçün, yəni Allahın hüzuruna çıxmaq üçün mütləq dəstəmaz alıb örtülürük. Ahirətdə isə qəbirlərdən çıxıb çılpaq vəziyyətdə gedəcək. Bilmirəm, bəlkə həddimi aşıram, amma mənə çox maraqlıdır. Çox sağ olun. Çox sağ olun, Allah razı olsun. Onları inşallah öləndə görəcəyik. Amma burada imanla bağlı... Qeyblə bağlı məsələdir, yəni qapalı məsələdir. Yəni, biz elə şey var ki, Solmaz xanım, onu öləndə biləcəyik. Çünki indi bilsəydi, ölərdik. Ona görə öləndə biləcəyik. İndi bilsəydi o şeyləri, ölərdik. Ona görə öləndə biləcəyik o şeyləri. İnsanlar Allahın qoyduğu ölçüdən kənara çıxmasınlar. Mənim tövsiyəm budur yəni. Adam cənnətlə, cəhənnəmlə, qəbirdəki həyatla elə şeylər yazır ki, sanki gedib oranı görüb gəlmişdi. Ya bizim cənnətlə bağlı bilgimiz Allahın dediyindən başqa bir şey deyil. Sən ora nə əlavə edirsən? Elə deyilmi? Onunla yetinmək bizə yetməzmi o şəkildə? İmanla bağlı da mənim daha doğrusu İslamın ölçüsü budur. İmanın biz xatırlayırsa bu verilişdə bir dəfə söylədik. İmanı bir ağaca bənzətdim mən. Bu ağacın 4 dənə özəlliyi var. Birinci ağacın kökü var. Ağacın kökü bərabərdir imanda mərifətə. Mərifət bilmək deməkdir. Yəni, bir insanı imana gətirmək üçün ilk görəcəyimiz iş bilgiləndirmək, elmiləndirmək. Ya da sadə biləndir, marifləndirmək, bir şeylər öyrətmək ona. Çünki bilmədən insan bilmədiyi bir şeyi, tanımadığı bir şeyi iman etməz ki. İkinci ağacın gövdəsi var. Ağacın gövdəsi imanda bərabərdir qəlblə təsdiq eləmək. Baxın, birinci nədir? Mərifətdir, bilməkdir. Bilməyən qəlbində onu təsdiq eləməz. Ola bilər, dilində təsdiq edir, amma qəlbində təsdiq etməz. Üçüncü, ağacın budaqları var. O ağacın budaqları da bildiyimizi, qəlbimizdə təsdiq etdiyimizi dilimizlə iqrar etmək, yəni bildirməkdir. Dördüncüsü də bir ağacın meyvələri var. Ağacın meyvələri də salih əməllərdir. Toplasaq bu anlama gəlirsə olmaz xanım. İman bərabərdir, mərifət, qəlblə təsdiq, dillə söyləmək və salih əməllər, gözəl əməllər. Ona görə bunların cəmi bir yerdə imanımızın sabit olmasına, möhkəm olmasına, bilgi ilə olan iman sarsılmaz imandır. Ben hər zaman söylüyorum, adam var imanı bir ballıq zəlzəliyə davam gətirir. Zəif iman olduğuna görə bir bal başına bir balaca çətinlik gələn kimi Allah da yaddan çıxır, Peyğəmbər də yaddan çıxır, hər şey yaddan çıxır. Ya da biraz sərvət görən kimi başlayır hər şeydən uzaqlaşmağa. Bu adamların imanları bir ballıq zəlzələ gücünə uyğundur. Adam var imanı iki bala uyğundur, adam var üç bala uyğundur. Belə-belə artıra bilərik, adam da var ki, heç bir zəlzələ onun imanını yıxmaz yəni. O qədər sarsılmaz bir iman sahibidir ki, elə deyilmi? Lütfün də xoş, qəhrin də xoş, Mövlam görəlim neylər, neylərsə gözəl eylər. Bu imanı sarsılmayan adamın sözüdür. Baxın, nə söylüyür? Lütfün də xoş, ey Allahım, qəhrin də xoş. Mənə bela versən də, müsibət göndərsən də, min nənə şeydən imtihan etsən də sənə həmd edirəm Allahım. İman budur, sarsılmaz iman budur. Ya Rəbbim, uca Allahdan kamil iman dua edək. Amin. Hər birimizə inşallah. Siracət müəllimə, söhbətimizin bu yerində sizin dediklərinizi tam olaraq Quran-ı Kərimdə Həcc surəsi 11-ci ayə bəli təsdiq edir bunu. Hansı ki, onu oxuyaq günə. Mən onu oxuyum. İcazənizlə. İnsanlardan eləsi vardır ki, Allaha şübhə ilə ibadət edir. Əgər ona bir xeyir çatsa, onunla rahatlıq tapır. Evet. Yox, əgər başına bir iş gəlsə, üz döndərib küfrə qayıdır. O adam dünyanı da itirir, ahirəti də. Gerçək zərər də elə budur. Halal olsun sizə Günel xanım. Maşallah. Tam nöqtənin ürəyindən vurmuş oldunuz. Maşallah. Bəli, Quranı biləndə biz Quranla danışmağa başlayırıq. Çünki bizim Allah hər şeyi açıqladığını söylüyür. Hud surəsində Solmaz xanım, Quran-ı Kərimdə Allah buyurur ki, Quranın açıqlayıcısı Allahdır. Ey insanlar, çox şeyə ehtiyac yoxdur. Quranı Quran açıqlamışdır. Allah açıqlamışdır. Bununla bərabər Solmaz xanım, insanın üzərinə bir şey də qoyur. Uca Allah buyurur ki, ey insan, hər varlığın fitrəti var. Hər fitrət yaradılış özəlliyi.
bu fabrik markası olur malların üzerinde. Evet. Mesela yazırlar ki bu malın içinde bunlar var. Bu fabrik ayarı değiller buna. Mesela kızılın ayarları var öyle değil mi? Evet, evet. Yüksek ayarlı kızıllar var. Aşağı ayarlı kızıllar var. İnsanlar da böyle de yüksek kaliteli, keyfiyetli insanlar var. Ayarı düşük insanlar var. Allah buyurur ki fitret koymuşam size. Her varlığın fitreti var. İki, Allah buyurur ki fitret koyma özelliği ancak Allah'a aittir. İnsanın fitret koyma özelliği yoktu ama maalesef teessüf ki insanın fitreti pozma özelliği var. Mesela bugün gıda terörü diyelim ben. Gıdaların içerisinde müdahale ilahi fitrete müdahaledir. Allah gıdaları solmaz kanı. Allah her şeyi insan için yaratmanın manası budur ki Allah yarattığı her şeyin içerisine öyle bir özellik, fitret, vitamin deposu, öyle bir molekül sistemi koyup ki onlar insanın ihtiyacına uygundur. Yoksa insan sudan nece istifade edebilir? İnsan suyu kirletende, meyvelerin, gıdaların genetik koduyla oynayanda Allah'ın koyduğu fitreti pozmuş olur. Allah'ın koyduğu fitreti pozan insan o insanın özüne karşı çevirmiş olur. Çünkü sen pozduğun gıdaları yiyirsen ve bedeninde kirlenmiş olur. Hastalanmayın adı budur. Hastalanmak Allah'ın koyduğu fitretten uzaklaşmaktır. Muhalece nedir? Muhalece de fitretini itirmiş bir organı Allah'ın koyduğu özelliğe kaytarmaktır. Bu halde insan hastalanıpsa, yani burada manevi hastalıktan, ruhu hastalıktan sohbet gelirse, o insanı ayarına, fabrik özelliğine, Allah'ın koyduğu fitrete kaytarmanın yolu Kur'an-ı Kerim'dir. Ona göre Uca Allah buyurur ki, ben bütün yarattığım her şeye fitret koydum, özellik verdiğim, insana da fitret koymuşam, o insanın fitretine en uygun olan gıdaları da yaratmışam, o insanın fitretine uygun olan en önemli gıda olan söz gıdasını da nazil vermişim. Sözün önemi, biz bu barada danışmışız ama ne kadar danışsak yine azdır. Allah'ın koyduğu ilahi kelamın kodlarıyla insan ruhunun ihtiyacı size düşür. Ona göre insanlar Kur'an dinleyende hiç onun manasını bilmeseler bile gayri adi duygular geçirirler. Bazen görürsen hiç Müslüman değil ağlamaya başlıyor. Çünkü onun içinde öyle bir cazibe kuvvesi, öyle bir kodlar var ki o senin içindeki o noktelere, o içindeki özelliğe, içindeki Kur'an'a çağırır seni. Allah Kur'an'ı bizim içimize yazmıştır. Fitretimize yazmıştır. Fitretimize yazmıştır. Sadece o fitrete koyduğu tohumun cücermesini istiyor. Cücerme üstünde göğden bir yağış nazil edilir. O yağışın adı Kur'an-ı Kerim'dir. O yağışa kalbini açsan, o yağış senin kalbine yağır. Kalbine, fitretine yerleştirilmiş tohumları bir bir cücerdir. Onlara can verir. Onları dirildir. Ve seni barlı, bereketli, verilişimizin evvelinde dediğimiz dadlı bir insana çevirir. İman etmeyen insan da dadı itmiş insandı. Peygamberimiz buyurur ki, yalan danışmayın, güzelliğiniz iter. Yalanla güzelliği arasında ne alaka varsa olmaz. Yani yalan danışmak fitrete hıyanettir. Haram yemeyin, güzelliğiniz iter. Haramla güzelliği arasında ne alaka var? Kainatta birbirine alakası olmayan bir şey olmadığına göre her şeyin birbirine alakası var. Her varlığı nece yarattığını söylüyor Yüce Allah. Ey insan, ben seni ve bütün varlığı bir elimle yaratmışım. Allah ne yaradıpsa onu bir elimle yaradı. Allah ne yaradıpsa onun içine bir elim koyup. Gözün ayrıca elim var. Gözünle bağlı bilirsiniz. Ayrıca bir elim sayesi var. Gözü araştırır, ele tutarmayayım. Allah göze ne özellik verip, Allah bize ne özellik verip, her yarattığım her şeyin içinde de bir elim var. Bakın elim var değil ki gidin aktarın. Aktarın, aktaran tapacak, her şeyin içinde bir elim göreceksiniz. Uca Allah'a göre yarattığı her bir varlık bir ayedir. Her elm sahesi Allah'ın eşyanın tabiatına koyduğu elmi öğrenir. İlahiyatçı da, fizik de, hekim de, riyazetçi de, tıp alimi de her biri Allah'ın koyduğu kanunu öğrenir. Cazibe kanunu koyan da Allah'tı. Onu tapan adam da Allah'ın verdiği ağılla onu keşfetmiş onu söylüyor. Uca Allah buyurur ki yaratılan her varlık fanidir, ölümlüdür. Bu kainat iki yere ayrılır Allah'ın ölçüsüne göre. İnsana verdiği ölçünün biri budur. Ey insan, tek dünyalı olma. Yalnız bu dünya için yaşama. Bil ki bu kainat
iki yere ayrılır. Biri bu dünyadır, biri de ahirettir. Ölüm bu fani dünyadaki hayatın sonu, ebedi ahiret hayatının başlangıcıdır. Ve ey insan bil ki cennet ve cehennem de var, söylüyor Yüce Allah bize. O yarattığı her varlığın ruhusunu da yaradır. Allah buyurur ki, ben yarattığım her varlığın ruhusunu da yaratmışım. Onun ruhusu tükenmezdir. Fakirliğin sebebinin biri budur ki insanlar Allah'ın ruhusunun tükendiğini düşünürler. Uca Allah buyurur ki her birinizin ruhusunu ben yaratmışam ve benim onun ruhusu tükenmezdir. Yeryüzünde kıtlık ve açlık ruzi azlığıyla bağlı değil. Yeryüzündeki kıtlık ve açlık zulümle, adaletsiz bölgeyle, yanlış servet tesevvürle bağlıdır. Serveti mülkiyet zannetmeyin neticesidir. Çünkü bu bazı insanlar der ki, siz Allah'ın ruhusunun tükenmez olduğunu söylüyorsunuz. Bes neden yeryüzünde kıtlık, azlık var? Onu biz söylemiş oluruz. Misracettin müəllim, söhbətimizin bu yerində dinləyicilərimizdən bir neçə sual gəlib, onlardan bir neçəsini səsləndirmək istəyirəm. Birinci sual budur ki, uğursuzluq var mı? Uğursuzluqla bağlı Günel xanım, mən bəzi məsələlərə toxunmaq istəyirəm. Birincisi budur ki, Azərbaycan insanının, ümumiyyətlə insanların düşündə uğursuzluq deyə bir şey var. Hatta uğur bütü diyen bir uğur bütü de var. Mesela görmüşsünüz belki de bazı adamlar diyor ki falan daş benim uğurumdu, falan gün benim uğurlu günümdü, falan akşam benim en güzel akşamımdı, falan ay bize düşür, falan ay bize düşmüyor. Ona göre ben onlarla bağlı olan hurafatları da bir seçtim, istihsallara bir toğunum. Bak mesela insanlar birbirine böyle değiller. Senin yüzünden ruzim azaldı. Bir insan bir insana böyle söylüyor. Senin yüzünden ruzim azaldı. Senin taksılığından. Böyle. Senin ayağın uğursuz oldu. Senin ayağın bize düşmedi. Ne sabır getirdin? Senin ayağın yaman ağırdır söylüyor. Bakın senin ayağın yaman ağırdır söylüyor. Bunların sonra bazıları deyir ki sağ kulağım kaşındı, sağ kulağım kaşındı ya da sağ elimin ovucunun içi kaşındı. Eğer sağ kulağım kaşınırsa, sağ elimin ovucunun içi kaşınırsa mene bugün ruzi gelecek, pul gelecek söylüyor. Sol kulağım kaşındısa uğursuzdu. Bu da uğur anlayışıdır. Bakın bazı adamlar ticaretle meşgul olurlar. İlk kazandığı pulu öpürler. Mesela sifte değiller bana. Gelir bir alver eliyir, bir manat kazanır, onu öpür. Veyahut bizim cemiyetimizde bu yayılmış uğursuzluk ölçüler var. Mesela adamlar deyir ki kısa boylu adamlar uğursuzdur, uzun boylu adamlar da ahmaktır. Deyirler uzunun ağlı topuğunda olar. Bakın bunlar hamısı uğursuzluğa bağlı. Bazıları deyirler ki güzgü kırıldısa büyük bir felaket olacak. Mesela evde güzgü kırıldı, gelin aparanda güzgü kırıldı. Adamlar bunu büyük bir felakete. Sen niye kırdın? Evde bir şahsayı başlayır. İnsanlar sanki her şeyin güzgüden asıl olduğunu söylüyorlar. Böyle bir gerginliğe sebep olur. Veyahut deyirler ki mesela gece evi süpürmek olmaz. Gece evini süpürsen evine felaket gelecek. Bunu haradan çıkarırlar? Gece güzgüye bakmak olmaz. Duz günüdür bugün deyirler. Bak duz günü. Eğer sen bir meclise gittinse, sen adamlar görürse gel senin başına duz çevirim söylüyorlar. Evlerinde üzerlik yandırırlar. Sonra karga bizim heyete gelip karıldadırsa bizim başımıza felaket gelecek. Baykuş bizim heyetimize gelip uladırsa başımıza felaket gelecek. Vay vay karşımdan kara pişik geçti Solmaz Hanım. Kara it gördüm. Ay Allah başıma neler gelecek göresen. Bazı günler benim uğurlu günlerimdir. Mekanlarım bu yer mene düşür. Sen dur hayış edeceğim. Başka yerde otur. Ben bu yerde oturacağım. Bilirsiniz ki Yahudiler, Avrupalılar 13 rakamında oturmurlar. Hatta teyarelerinde 13 rakamında levh edipler. Bazı günler sefere çıkmak olmaz söylüyorlar. Askırdım vay evden çıkmak olmaz. Gaydı birimizde oturmalıyız. Her hansı bir saya, rakama mənalar yüklüyorlar. Bazı günler çinmek olmaz. Evet, bugün çinmek olmaz. Bu rakam uğurlu rakamdır. O rakam uğursuz rakamdır. Bu say mənə düşür. O say mənə düşmür. Evimin nömrəsini bu say alacağım. Ondan sonra filan kəs mənim karşıma çıxdısa geri qaydacağım. Çünkü onun ayağı ağırdı. Bugün mənə düşmür demek bu tipi sözlə saymanla kurtarmaz olmaz. Bunlar adamların düşüncesine yerleştirdiği uğursuzluk adlı bir büt var imiş. O uğursuzluğla bağlı bazı detayları da saydım. İslam dininde uğursuzluk diye bir şey yoktur. Uğursuz insan varsa o da Allah'a inanmayan insandı. Uğurlu insan da Allah'a inanan insandı. Bunların hiçbir gün mükeddes değil. Tekrar ederim bu sözü.
Hiçbir gün, hiçbir ay, ayların hamısı Allah'ındır. Ayların her günü mükeddestir. Yani hansı günü imanla yaşayırsınızsa, hansı günü insanlara bir yaxşılığınız deyirse, hansı günü ibadet, huşu, güzellik, xeyrxahlık içerisindesiniz de, o gün sizin en uğurlu gününüzdür. Hansı günde Allah'tan uzaksınızsa, Allahsız yaşamaya çalışırsınız da, o gününüz de uğursuz gündür. Ama aynı zamanda Allah Teala aylardan dördünü seçib və bu aylara haram buyurub və bu aylarda da deməli Allah Taala'ya yaxınlaşmaq üçün xüsusi bir fürsətlər var. Yəqin ki belədir. Təbii ki, o haram ayların özəlliyi budur ki, insanların savaşmasını qarşısınlar, savaşmasınlar, bir-birini öldürməsinlər. Yoxsa məsələn bəziləri Solmaz xanım belə söyləyir, bu ay Allahın aydı, bu ay Allahın aydı. Elə bir şey ola bilərmi? Bəli. Hər qul Allahın quludur. Üsyan edən də Allahın quludur. Baxın, təkrar edirəm. Təkcə itayət edənlər deyil, üsyan edən də Allahın quludur. Ona görə də hər qul Allahın quludur. Hər gün Allahın günüdür. Hər ay da Allahın ayıdır. Bəli. Siracət mənim, vaxtımıza 15 dəqiqə vaxtımız var. Biz söhbətimizi davam etdirək. Bəli. Bəli, suallar çoxdur Siracət müəllim. Amma biz bu suallara, baxın, nəfslə bağlı suallar var. Biz inşallah ki, gələn verilişlərimizdə bunları açıqlayarıq. İnşallah. Elə danışaq ki, bəlkə adamlar da suallarına cavab tapmış olur inşallah. Bəli. Hər halda sual verənlərə de təşəkkür edirik. Yəni, bu onların içində bir maraq olduğunu göstərir. Öz dinini öyrənmək istəyirlər. Hər maraq sualla başlayır. Sual vermək dirilik əlamətidir. Elə deyilmi? Uca Allah tez-tez bizə sual verin. Düşünün, söylüyor. Axtarın, söylüyor. İnsanla bağlı da bu varlığın içərisində insanı seçdiyinlə bağlı Uca Allah buyurur ki, insanı da o yarattı. Tək yaradıcı olan Uca Allah hər varlığa məna və məqsəd yüklədi. Bilirsiniz ki, Solmaz xanım, Quran-ı Kerimdə bir ayə var. Uca Allah buyurur ki, mən hər şeyi bir haqq ilə yarattım. Mən, yəni Allah, hər şeyi bir haqq ilə yarattı. Hər şeyi bir haqq ilə yaratmaq nə anlama gəlir? Quran-ı Kerimə görə hər şeyi bir haqq ilə yaratmaq, hər şeyi mənalı və məqsədli yaratmaq anlamına gəlir. Yəni, insanı boşu-boşuna yaratmayıb. Bəziləri ömürlərini yalnız bu dünyaya həsr eləyirlər. Deyirlər ki, bu dünya nədir? Gəldin, yedin, öldün, bitdi. Yəni, o insan içindəki cövhəri, içindəki xəzinəni, insan olmaq özəliyini anlamamışdır. Üçüncü Allah buyurur ki, ey insan, mənim yaradılışım fasiləsizdir. Bax, belə bir Allah təsəvvürü var, Solmaz xanım. Onlar deyirlər ki, Allah yarattı, işini bitirdi, da işimizə qarışmasın. Allah buyurur ki, uca Allah buyurur ki, mənim yaradılışım fasiləsizdir. Mən hər anı yaradıram və hər an yaradıram. Quran-ı Kerimdə insanın, Adəm oğlunun yaradılışının 4 mərhələsi açıqlanmışdır. Bunlardan birinci mərhələ elementar yaradılış mərhələsidir. İkinci mərhələ bioloji yaradılış mərhələsidir. Üçüncü mərhələ doğumdan öncəki embriyoloji inkişaf mərhələsidir. Dördüncü mərhələ doğumdan sonraki bioloji inkişaf mərhələsidir. Quran-ı Kerim insanla bağlı bütün detalları açıqlamışdır burada. İnsanın elementar, ilk yaradılış mərhələsində Quran-ı Kerimə görə iki maddə var. Onlardan biri sudur, biri də torpaqdır. Quran-ı Kerim xatırladığınız kimi insanın yaradılışının bu mərhələsində 7 dənə fərqli mərhələdən söhbət edir. Yəni ayə var. Onları istəyirsiniz bir-bir söyləyim. Biri budur. Bismillahirrahmanirrahim. İnsanı torpaq növündən yarattı. İnsanı Allah yarattı, insanı torpaq növündən yarattı. Bunu söyləyir Uca Allah Həd surəsi 22-ci surə 5-ci ayədə. 2. İnsanı səs verən palçıq növündən yarattı. Bunu Uca Allah söylüyor Hicr surəsi 15-ci surə 26-cı ayədə. Uca Allah buyurur ki, o üçüncü bu mərhələdir bu. İnsanı səs verən bişmiş palçıq növündən yarattı. Bunu da Uca Allah buyurur Rəhman surəsi 55-ci surənin 14-cü ayəsində. Dördüncü mərhələsi budur insanın. O insanı qatılaşdırılmış palçıq növündən yarattı. Bunu da Hicr surəsi 15-ci surə 28-ci ayədə buyurur. Uca Allah buyurur ki, 5-ci mərhələdə palçıq növündən yarattı, xüsusi bir palçıq növündən. Bunu Ənam surəsində buyurur. Uca Allah 6-cı mərhələdə buyurur ki, mən insanı yapışqan bir palçıq növündən yarattım. Bu da Saffat surəsi 37-ci surə 11-ci ayə və nəhayət 7-ci mərhələsi də budur. Döllənmiş bir palçıq növündən. Döllənmiş, yəni mayalanmış, insan olmağa hazır vəziyyətə gətirilmiş, döllənmiş bir palçıq növündən yaratdığını söylüyor. Burada hər anlayış elementar yaradılış mərhələsinin bir mərhələsinə yaradır.
Bakın Uca Allah biz evvel terbiyede fasilesizliğin, ardıcıllığın, terbiyenin müeyyen bir zaman içine yaymağın önemini vurguladık. Uca Allah da insanın yaratılışını ol dedi ol manasında değil, ol dedi olma başladı manasındadır. Yani Allah bu yedi merhelerini bir bir ona göre saymıştır ki insan bu merhelenin her biri insanın yaratılışındaki bir merheleni bize hatırlatır. Uca Allah buyurur ki insan yeryüzünün halifesidir. Yeryüzünde ilahi ölçülerle idare etmeyi onun vazifesidir. O insanı en güzel biçimde yarattığını söylüyor. En güzel biçimde yaratmanın ne anlama geldiğini Kur'an-ı Kerim bize insana ağıl vermesini, irade vermesini, vicdan vermesini ve bu yolla da onu başka varlıklardan üstün ve şerefli kerem kılmasıyla açıklıyorlar. Er-Rab olan Allah yarattığı insanı terbiye etti. Ondan sonra insana vehy nazil etti. Ondan sonra peygamberler gönderdi. Ondan sonra onun hoşbeht olmasını istedi. Yarattığı her varlığa insanın ihtiyacına uygun bir fitret koydu. İnsan Allah için, bunları neye göre söylüyorum Solmaz Hanım? İnsan Allah için ne kadar kıymetli bir varlığı olduğunu göstermek için söylüyorum. Yaratılan her şey senin içindir ey insan söylüyor Allah. Ne yaratmışamsa senin içindir. Sen de Allah içinsen. Yaratılış meksedin ona itaattir. Ona kul olmaktır. Kul olmak insanın kaderidir. Kul olmak insanın kaderidir söylüyorum. İnsan kul olmaya mehkumdur. Allah'a kul olmayan Allah'tan başka bir şeye kul olacaktır. Allah'tan başka neye kul olsanız o sizin değerinizi, şerefinizi, mananızı itirer. İnsana şeref, değer, mana yükleyen yegane kulluk Allah'a olan kulluktur. Allah'a kul değilse başka bir varlığa kuldur insan. İnsan ona kul olsa ne olur? Şereflenir, değer kazanır, kalbi merhametle, sevgiyle, şefkatle dolar. Başka bir varlığa kul olsa rezil olur. Manasını ve maksadını, değerini itirer. Nefs senin buyruğuna bir anda itaat etse, bakın bunun nizamı söylüyor değil. Ey insan, nefsin senin buyruğuna birce an itaat etse, bunun neticesini ne söylüyor şair? Ayakkabını giyin, cennet senindir. Okuyayım mı şairin sözünü? Ey insan, nefsin senin buyruğuna birce an itaat etse, ayakkabını giyin, hazırlaş, cennet senindir. Nefsin zınguruğundan sedanı yükselt, dinin kulu ol, divin kulu olma. Her nimetin şükür olduğu kimi, İnsan olmanın da şükürü var Solmaz Hanım. İnsan bu şükürü, insan olmanın hakkını yalnız bir şartla verebilir. İkinci bir şart yoktur. O da Uca Allah'a teslim olmaktır. Kur'an buyurur ki ey insan, değerin teslim olduğun kadardır. Ona karşı üsyan ve inkar nankörlüktür, itaatsizliktir, hıyanettir, ahırında büyük bir azap vardır. Ona göre de insana buyurur ki sen ihtiyacı varlıksan ve senin ihtiyacına uygun olan her şeyi ben yaratmışım. Bu kadar insana değer yüklüyor. Kur'an neden insanın bu kadar yaratılışını, neden yaratıldığını, ne için yaratıldığını, bu kadar meanları Kur'an neden açıklıyor? Bunun sebebi odur ki insan özünü tanısın, insan Allah'ı tanısın, insan ahiret adlı bir hakikatin var olduğuna inansın, insan özünü Allah'a teslim etsin ve hoşbeht olsun. Bak her gün azan bizi neye sesliyor? Heyye elel felah, heyye elel felah ne demekti? Sizi felaha çağırırım. Kurtuluşa çağırırım. Heyye elel selah, sizi selaha çağırırım, kurtuluşa çağırırım. Nece çağırırsan Allah'ım bizi kurtuluşa. Deyirəm ki, ey insan, fəlahın, qurtuluşun, rəhmətin, bərəkətin, bu dünya və ahirət xoşbəxtliyinin tək bir ölçüsü var. Azan bunu vurğuluyor bizə hər gün. Nədir o? Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah olan Allahdan başqa bir varlığa təslim olma. Fəlaha qovuşmağın yol, tək yolu budur. Heç bir sərbəst səni xoşbəxt edilməz. Ona göre Uca Allah Solmaz Hanım, Günel Hanım ne buyurur? Kalpler yalnız Allah'ın zikriyle doyar. Bakın bayağı alakadan söhbet edildik. Allah'ın gönderdiği söz bizi yetiştirip hoşbeşte çağırabilir. Ona göre azan Allah'ın adıyla başlayır, Allah'ın tövhid inancıyla bitir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilahe illallah. İnsanlığın kurtuluş düsturu budur.
La ilahe illallah, Allah'tan başka Allah yoxdur. Quran, bəli. Çox üzr istəyirəm. Təslimiyyətdən danışdınız, bir də itayətdən danışdınız. Bir bəndənin, bir qulun Allaha itayət etməsi onu Allaha daha tez yaxınlaşdırır, yoxsa təslim olması? Təslim olmaq itayətin başqadır. Yəni, bunu biraz bəlkə açıqlayaq insanlarımız üçün. Fərqi yoxdur mu onlar arasında? Yəni, itayət olmaq, təbii ki, bir dil nəzəriyyəsi var, o dil nəzəriyyəsi budur. Bir sözdə fərqli hərflər varsa, o sözlərdə fərqli məna var. Bəli. %100 var orada. Yəni, itayət, amma ortaq nöqtələrə budur bunların. Yəni, təslim olmaq, itayət etmək. Nə anlama gəlir? Allaha itayət etmək, Allahın qoyduğu ölçülərə uyğun yaşamaqdır. İki, Allah'a itaat etmek Allah'ı sevmektir. Üç, sevginin ölçüsü nedir? Sevginin ölçüsü itaattir. Seven sevdiğine itaat eder. Düşünmeden bəs necə itaat etmek olar mı? Düşünmeden itaat köleliktir. Bəli. Allah, Günel Hanım, bu güzel suala göre size çok teşekkür ederim. Allah sizden razı olsun. Allah uca Allah, eğer baksanız Kur'an-ı Kerim'de insana köle demir, kul deyir. Köle ayrı, kul ayrı. Ne farkı var? Köle iradesi olmayan varlıktır. Köle ağasının dediğinin eksine bir iş gidebilmez. Etse öldürürler. Ama kul iradeli olan insandır. Kul Allah onu yaradıp, Allah ona her şeyi verip, ama Allah kula hatta keşke olmayaydı ama bu hakkı da verip deyir ki yani insana sen beni tanımayabilirsin. Yani kul kulluqda olandır. Kul özünü Allah'a teslim edendir. Allah ne deyirse onu yerine getirendir. Kulun ölçüsü nedir? Siz Kur'an'da Allah'ın hükümlerini yerine getirirsiniz, Allah'ın kulusunuz. Siz Kur'an'da ama bu seçimi, bu kulluk seçimini siz iradeli olarak seçmeniz lazımdır. Şuurlu, bilerek, inanarak seçmek lazımdır. Bu kulluğun ölçüsü budur. İnkar, kulluğun eksi nedir? Kulluğun eksi de inkardır. Yani bir insan Allah'ın varlığını ve birliğini inkar edirse, Kur'an-ı Kerim'in hükümlerini yok sayırsa, hayatını Kur'an'a göre nizamlamayıpsa, dizayn etmeyipse, o insan da üsyan ve inkar halindedir. Çünkü Allah neden bizim Allah'a kul olmamızı istiyor? Çünkü Allah bizi böyle kodluyor. İnsan yalnız Allah'a kul olanda insan olduğunu hissedip değerli kılabilir. İnsan başka halde özünü koruyabilmez. Neden koruyabilmez? Çünkü insan aciz varlıktır. Kur'an-ı Kerim'in insanla bağlı vurguladığı en önemli sözün biri budur. Sen acizsen. Neden aciz olduğumuzu Allah vurguluyor? Neden insanın aciz olduğunu bilmesini istiyor? Çünkü aciz olmak mühtaç olmaktır. Bir anlık düşünün. Bak tekebbürün, zulmün sebebi nedir? Tekebbürün ve zulmün sebebi odur ki insan ihtiyatsız olduğunu düşünür. Bizi yaradan O'dur. Bizi hoşbeht eden de O'nun ölçüleridir. Ona göre teslimiyet ve kulluk Allah'ın koyduğu ölçülere uygun yaşamak, yaşamaktır, hayat biçimidir. Bunun eksi inkar ve küfürdür. İnsanı delalata varar ve cehenneme varar. Allah korusun. Bir neçə kelime de sormasam, bu cahiliye dövründeki bu insanın halı var idi. Kur'an neden bu nazil oldu? Evvel de ilahi kitaplar var idi. Yeniden Allah ilahi kitapların nazil olmasına, yani Kur'an'ın nazil olmasına bilmirəm vaxtımız nə qədərdi. Çox azdır. 4 dəqiqə vaxtımız var. Amma inşallah ki, siz söhbətinizi eləyin və gələn verilişimizdə dinləyicilərimiz də bizdən soruşur, gələn dəfə nədən danışacaqsınız. İnşallah ki, bugünkü mövzunu davam etdirəcəyik. Kur'an-ı Kerim Solmaz Hanım, bir neçə söz söyləyək onda. Kur'an-ı Kerim nazil olduğu cəmiyyətin, nazil olduğu cəmiyyətin ağlını qaranlıq adlandırır. Kur'an deyir ki, Kur'an geldiği cemiyetin, toplumun ağlına cahil ağlı söylüyor, cehalet söylüyor. Cehalet sözünün bir sinonimi de karanlık demektir. Ona göre Kur'an-ı Kerim'de, İbrahim suresinde Kur'an neden nazil olduğu sualının cevabı var. Bu Allah'ın gönderdiği kelamdır. Allah bu kelamı size ona göre göndermiştir ki, insanları karanlıklardan Işığa çıxarasınız. Qaranlıqlar sayı çox olduğuna görə Allah da onu cəmdə işlətmişdir. Yəni, hər bir küfür, hər bir inkar, hər bir haram Allahın qoyduğu yoldan çıxmaqdır və qaranlıqdır. O dövrün ağlını da uca Allah qaranlıq ağıl, zülmət ağıl hesab edir. Qaranlıq, cahillik elmin ziddidir. Cahilliyin ölçüləri nədir Qurana görə? Biri ölçüsüzlükdür. Ölçüsüzlük nə anlamdadır? İnsan həddini bilmirsə o cahil insandır. Aciz olduğunu bilmirsə, onu Allah'ın yarattığını bilmirsə, ölçüsüz insandır.
Üçüncü ölçüsü budur. Cahilliğin bir alameti azgınlıktır. Doğru yoldan çıkmaktır. Cahilliğin dördüncü alameti Kur'an-ı Kerim'e göre düşünmemektir. Düşünmeyen insan Kur'an'a göre cahil insandır. Düşünmeyen insanın ağılına da Kur'an-ı Kerim ölü ağıl deyir. Beşinci özelliği cehaletin budur ki elaka kurabilmir. Kainatla, Allah'la, insanla, tebiyetle baş veren hadiseleri tehlil etme gücü yoktu yani. Altıncı özelliği budur ki cahil insanın Kur'an'a göre bir hadisenin arka planını düşünebilmir. Hadiseni görür ama arka planı görebilmir. Sonra sethi düşünür, yanlış karar düşünür. Kur'an-ı Kerim'e göre tekebbür, ihtiyatsızlık duygusu cehaletin en açık alametlerindendir. Kur'an-ı Kerim'e göre kim men mene yeterem, men mene besem, men hiçbir şeye mühtaç değilim deyirse o adam cahildir. Kulluktan imtina uca Allah'ın ölçüsüne göre solmaz kan, cahilliği alametidir. Kıskançlık. Bak Yusuf kardeşlerini yalnızca hatırlatırım bunu. Onda bunu gelen sefer söyler inşallah. Çok büyük bir mevzuya girmiş olarak kıskançlıktan danışsak. Yani kıskançlığı uca Allah cehaletin alameti gibi gösterir. Yusuf kardeşlerin ne söylüyor? Allah nasip ederse onu gelen sefer söyler. İnşallah. Uca Allah'ın rahmeti, bereketi ve selamı bizim güzel dinleyicilerimizin üzerinize olsun. Amin. Allah onları şerden, beladan korusun. Hayır işlere yöneltsin. Kalplerine nur versin. Ağıllarına yüz versin. Ailelerine hayır bereket nazil amin. Etsin. Amin. Amin. Allah sizden razı olsun. Allah sizden kabul etsin. Siracettin, mən təşəkkür edirik və sonda bütün bu söhbətə yekun olaraq mən Əl-Həc surəsi 18-ci ayəni oxumaq istəyərdim. Buyurulur ki, məgər göylərdə və yerdə olanların, günəşin, ayın, ulduzların, dağların, ağacların, heyvanların və insanların xeyli hissəsinin Allaha səcdə etdiyini görmürsənmi? Onların əksəriyyəti isə əzab çəkməyə layiq olanlardır. Allahın alçatdığı kimsəyə heç kəs hörmət qoymaz. Həqiqətən Allah istədiyini edər. Ya Rabbim, Ən-Nisa surəsi 175-ci ayə. Allah ona iman gətirənləri və ondan möhkəm yapışanları öz mərhəməti, lütfü altına alar. Onları özünə tərəf gedən düz yola yönəldər. Allahın mərhəməti, lütfü altında olmaq arzusu ilə sizinlə sağollaşırıq, hörmətli dinləyicilərimiz. Qəlbinizdə daim Allah sevgisi olsun. Allah əmanət olun. Amin.